hafta sonu der klasiklerde Borussia Dortmund'a karşı görkemli bir galibiyet aldınız. Başta etrik yapan Harry olmak üzere çok formda oyuncularınız var. Galatasaray'a karşı nasıl hazırlandınız ve ilk maçın aksine Okan Burun savunma önlemleri konusunda bazı sürprizler yapacağını düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Um ilk problem, ilk maçta çok problemlerimiz vardı. Galatasaray çok çok iyiydi. Sadece sadece evde oynadıklarından değil. Çok yoğun ve cesaretli oynadılar. Yani neredeyse bütün 70 dakika boyunca yani birebir oyun oynadılar. Çok koştular çok baskıyla oynadılar baskıya karşılık vermemiz gerekiyordu çok çok şeyleri değiştirmemiz gerekiyor mağlubiyet onların oyun tarzını değiştirecek mi bilmiyorum sanmıyorum çok çok eşit bir maçtı oradan sonra devamda kazandılar aslında maçlarını yarın yine çok güçlü bir takım göreceğiz çok yoğun bir takım göreceğiz arkadaşlar da gördüm. Atalanta Bergamo'yu kıyaslıyorum Şampiyonlar Ligi'nde birkaç level çok zordu. Aynı ona benzetiyorum. Çok zor bir maçtı o zaman da çok farklı bir takım. Yarın daha dikkatli olmamız lazım, daha aktif olmamız lazım. eee Toplu oynamayı daha güçlü hale getirmemiz lazım. Ve iyi şeyleri, doğrusu Dortmund maçından hız konusunda hepsini aynı öyle uygulamamız gerekiyor. Çok zor bir maç olacak. İki hafta evvelki maçtan çok ders almamız gerekiyor. Haykun'un bileti için. Son hafta sonuyla ilgili. 2 üç gün aralıktan sonra... Çok fazla maçla ilgili konuşulmadı. Hep etraftaki dedikodular hakkında çok fazla şey oldu. Yani bu TV canlı yayın için bir tecrübe ve hatta bir... Lita bana bu konuda ders veriyor televizyon konusunda. Evet bana anlattıkları hep farklı şeyler geliyor. Ders verse bile o yüzden çok doğal bir konuşma oluyor. Hep benden direkt cevaplar alacaksınız. Hayır üzülmüyorum takımla ilgili. Ne kadar konuşulduğunu bilmiyorum. Ne kadar güzel sözler aldığını bilmiyorum. Bunu sahada alıyorlar. Bizden alıyorlar zaten kendileri de biliyor çok iyi çok güçlü ve e, güzel maç oynadıklarını kritize olup olmamaları dışarıdan fazla önem teşkil etmiyor bir röportaj da bayağı kritize edildi ama fark ettiyseniz bayağı e, hoş şeyler olmamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle bu sezon her takımın birbirini yenebildiğini görüyoruz. Kopenhag Bayern Münih maçında zorlu bir mücadeleydi Bayern Münih için. İlk karşılaşmada Galatasaray Bayern Münih mücadelesinde de 70 dakika Galatasaray iyi bir performans gösterdi. O maçta hiç gergin hissettiniz mi? aynı zamanda grupta ilk iki sıra için neler düşünüyorsunuz? Bayern Münih zaten grubun favorisi. İkinci sırayı sizce hangi takım almaya daha yakın?

Topla çok iyi oynadılar. Evet bizim de çok e, farklı e, pozisyonlarımız vardı e, cezalandırmak için ama e, top topa sahip olmakta da, e, daha iyileştik. E, sonradan Galatasaray o kadar e, e, bu konuda sonuna kadar bu e, yoğunluğu yaşatamadı. O yüzden biz e, daha efektif bir şekilde sonuna doğru evet şansımız vardı. Tabii ki bu da olması gerekiyor. Kopenhagen'e sordunuz. Şampiyonlar Ligi'nde çok yoğun maçlar geçiriyoruz. Kaliteler gittikçe daha da iyileşiyor. Düşünmediğiniz takımlar bayağı kupa maçı gibi ee, olduklarından daha iyi bir takım karşı karşıya gelebiliyoruz. Galatasaray'a çok büyük bir destek olacak. Tabii ki tecrübe edindik, edinmemiz gerekiyor. Bala hakimiyet çok önemli, çok önemli e, kararlar vermemiz gerekiyor. Hız konusunda Sahada e, ilk dakikadan son dakikaya kadar ikili mücadelede çok daha iyi e, bir mücadeleye girmemiz gerekiyor. O zaman tabii bize karşı çok e, zor bir maç olur. Çok yoğun bir maç olacak ve mutluyuz. Gülen Vavif ve Etiçen. Merhaba Sayın Toku. Manuel Neuer geldi ve milli takıma gitmeyeceğini söyledi. İyi ama bazı daha e, yarın yine tam anlamında Manuel Neuer olabilecek mi? İlk e, ya çok şahane yani. Darmstadt'a karşı oynadığımızda onu kaleye koyduğumuzda hemen İngiliz haftalarını oynayabilecek mi? Tabii ki hissediyor. Bir yıl aralık aradan sonra ufak tefek şeyler hissedebiliyor tabii ki. Gelecek maç için yarın da oynayacak tekrar nasıl oynadığı yani oynama tarzı bunu anlatamaz, anlatamayız. Yani muhteşem olağanüstü bir oynama tarzı var çok rahat bir oyuncu Manuel Neuer ve kendisi bunu kendini mükafatlandırıyor aslında. Bunu böyle devam ederse eski Manuel Neuer'i göreceğiz tekrardan ve veya da daha iyi olacaktır. limiti limiti ulaşmamıştır belki ama çok güzel adımlar attı bize bizim için büyük bir destek kişiliğiyle ve odaklanma konusunda etrafındaki oyuncuları da daha iyileştiriyor. Bu seviyeye çıkabilmesi bizim için yani çok olağanüstü bir şey. Ya onun statüsündeki birisi için çok muhteşem.